Arkadaşlarım hepinize merhaba. ELT Broca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 tane sınav sorusu çözeceğiz. Açıklamalı ve detaylı gideceğim. Her zaman olduğu gibi en pratik yönden anlatmaya çalışacağım. Sizden isteğim soruları benle beraber lütfen çözmeye çalışın ve kaç yanlışınızın olduğunu yorum bölümüne yazın. Bizler de sizleri değerlendirelim. Sınava ne kadar hazırız, nasıl gidiyoruz, nerede eksiklerimiz var, hem de bunu sınavdan önce görmüş oluruz. Ve yine söylüyorum, sınav tarihi çok yakın olan arkadaşlarım lütfen soru çözme sayısını şöyle bir tık daha artırmaya çalışsınlar. Yeni yayınladığım soru videosundan başlayıp geriye doğru soru videolarını mutlaka çözmeye çalışın. Sınav tarihine kadar da yeni cevaplarımızı asla kaçırmayın. Bu şekilde soruları da ezber yapmadan mantığını da kavrayarak sınavdan başarılı olursunuz diyorum. Arkadaşlarımıza canı gönülden tebrik ediyorum ve hadi hemen sınav sorularına başlıyorum. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur? Hızını artırması, hızını azaltması, şerit değiştirmesi, taşıt yolu üzerinde duraklaması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır, değil mi? Biz nereye yaklaşıyoruz? Bakın, kavşak, tünel ve köprülere yaklaşıyoruz, değil mi? Yani bizim hızımızı azaltmamız gerekiyor. Bu tarz yerlere yaklaştığımız zaman hızımızı artırmıyoruz, şerit değiştirmiyoruz ve taşıt yolu üzerinde de duraklama yapmıyoruz. Ve yine yıldızlı notumuz olsun. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken de biz hızımızı azaltıyoruz. Geldik 2'ye. Şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi yapması doğrudur? Korna çalıp yayı uyarması, geçiş hakkını yaya vermesi, selektör vererek geçiş hakkını kendisi kullanması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır, değil mi? Geçiş hakkını yaya, yani şu an orada geçmekte olan bisikletliye vermesi doğru olacaktır. Ne demiştik? Yayalar her zaman önceliklidir demiştik. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Harekete hazırlanmalı, yolun en sağına yaklaşmalı, dönüş yapacağı yola girmeli, yaya geçidini kapatmadan durmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi kırmızı yandı, değil mi arkadaşlar? Tamam. Kırmızıdan sonra sarı yanmış, değil mi? Ha, sarıdan sonra hangisi eksik? Yeşil. Yani yeşil yanacaktır. Yani trafik akacaktır. Yani harekete hazırlanılmalıdır. Bir tablo sorusu. 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir. Tabloya baktığımız zaman yıllar verilmiş. Yüzde şeklinde sürücü, yaya, yolcu ve araç verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur diyor. Sürücü, yolcu, yaya, araç. Doğru cevabımız A şıkkı sürücü olacaktır, değil mi? Trafik kazalarına en fazla neden olan zaten yüzde olarak baktığımız zaman da sürücüler oluyor. Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Öndeki araçların geçilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, sağ şeritten gidilemeyeceğini, karşı şeride geçilebileceğini. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı, değil mi? Öndeki araçların geçilemeyeceğini bildiriyor. Biz kesik çizgi tarafında isek evet sollamamızı yapabiliriz ama devamlı yol çizgi tarafında isek sollama yapamıyoruz. Öndeki aracı geçmiyoruz. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlerin ad verilir. Muayene istasyonu, servis istasyonu, terminal, garaj. Doğru cevabımız A şıkkı muayene istasyonu olacaktır. Bakın, araçların niteliklerini diyor, tespit etmek, kontrol etmek. Bakın, hem cihaz var hem personel var ve teknik kontrolü yapılıyor. Yani muayene istasyonundan bahsediyor. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Durmanın yasak olduğunu, motorla taşı trafiğine kapalı yolu, sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu, tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini. Doğru cevabımız
C şıkkı değil mi? Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu. Şimdi sınav tarihi çok yakın olan arkadaşlarım var ise ve levhalara hiç bakmamış iseler hemen ne yapacağız biz? İlk yorumda 125 levha sorusu linkimiz var. Ona bir bakalım arkadaşlar. Hem levhaları öğrenmiş olursunuz hem de videonun sonunda sınavlarınızda en çok çıkan levha sorularını çözmüş olursunuz. Bu yüzden eksiniz varsa lütfen ilk yoruma bakın. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park haline bırakılırsa hangisinin olması beklenir? Akünün boşalması, benzinin bitmesi, fren balatalarının aşınması, lastik hava basıncının düşmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı değil mi? Akünün boşalması bekleniyor arkadaşlar. Neden? Biz araç flaşörlerini yanık olarak, bakın yanık olarak uzun bir süre beklettiğimiz zaman o akü boşalıyor. Şimdi biz ne dedik? Flaşör dedik. Far diyelim, lambalar diyelim. Şöyle birkaç tane bir şey söyleyelim ortaya, şöyle karışık olsun. Ampuller de diyelim mi? Ampuller sık sık patlıyorsa diyor sınav sorumuz. Bunun nedeni nedir diyor. Ampuller sık sık patlıyorsa arıza nerededir diye soruyordu. Neydi bizim cevabımız burada da? Şarj sistemindeki regülatör arızalanmıştır arkadaşlar. Şarj sistemindeki regülatör arızalandıysa ampuller sık sık patlıyordu. Ve yine aracın park lambalarına şöyle bir gelelim. Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi ne olabilirdi? Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur diyorduk, değil mi? Peki far anahtarındaki arıza neyin yanmamasına sebep olur? Farların, bakın ne diyoruz? Far anahtarı diyoruz, değil mi? Far anahtarında oluşan bir arıza farların yanmamasına da sebep oluyordu. Geldik 9'a, söylediklerim sınav sorusu, lütfen dikkatle dinleyin. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir? Hadi dikkatle bakalım. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu soru biraz dikkat istiyor. Neden? Bize sınav sorumuz diyor ki hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir diyor arkadaşlar. Bizim burada cevabımız B şıkkı. Peki A şıkkı neden değil? Çünkü A şıkkı o kısıtlama ve yasakları sona erdiriyor. Bize belirtmiyor değil mi? Artık bu yasaklar bitmiş diyor. Yani A şıkkı diyor ki bize bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildiriyor arkadaşlar. C şıkkı neydi? Düşük banketti. D şıkkı bisikletle geçebilir anlamındaydı. Dediğim gibi levhalarda eksiniz varsa ilk yoruma mutlaka bakın, ama bu video bittikten sonra, olur mu? Hadi devam ediyoruz. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge hangisidir? Yağ göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, motor devir göstergesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır mı? Yağ göstergesi olacak bizim cevabımız. Bir de şu şekilde sorabiliyorlar ama yine mantık aynı. Motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yağ lambasının yanıyor olması bize neyi bildirir diye sorabiliyorlar. Yine dediğim gibi yine mantık aynı. Motor yağ basıncının çok düştüğünü bize bildiriyor arkadaşlar. Yani tam tersini şöyle çevirip de sorabiliyorlar. Ve şunu da ekleyelim. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanmasının görevini de yine motor yağı üstleniyor. Bunu da unutmayalım. Peki motor yağı dedik ya. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olacaktı? İki çizgi arasında olacaktı. Aracımız öne, sağ, sola, arka, eğik olmayacaktı, değil mi? Düz bir zeminde olacaktı. Hadi bakalım 11. Köprücek kemik kırıkları tespitinde hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atal, tahta atal, ince rulo sargı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Köprücük kemiği kırığından bahsediyoruz. Üçgen sargı kullanılıyordu. Hemen şöyle aşağı inelim. Burası bizim için önemli. Yeni gelen arkadaşlarım dilerse ekran görüntüsü alabilirler. Yıldızladım çünkü göğüs, kaburga kemiği, köprücük ve kol kırıklarında yaralı oturuş veya yarı oturuş pozisyonu alınıyor. İşte bunu sorabiliyorlar arkadaşlar. Göğüste, kaburga kemiği kırıklarında, köprücük ve kol kırıklarında kişiye hangi pozisyonu verildiğini sorabiliyorlar. Oturuş veya yarı oturuş pozisyonu veriliyor ve köprücük kemiği kırıkları omuz bölgesinden üçgen sargı bezi kullanılarak tespit ediliyordu. Hani hatırladınız mı? Bir önceki soru videomuzda ben bunu söylemiştim sizlere. Köprücük kemiği kırıkların omuz bölgesinden, yine omuzu unutmayın demiştim. Omuz bölgesinden, ki bu da ayrı bir sınav sorusu, o yüzden söylüyorum. Omuz bölgesinden üçgen sargı bezi kullanılarak tespit ediliyordu. Geldik
12. Kalp masajı yapılacak olan kazazedede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? Sırt üstü sert bir zemine, yüz üstü sert bir zemine, sırt üstü yumuşak bir zemine, yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru cevabımız A şıkkı olacak değil mi? Sırt üstü yatırıyoruz. Nereye? Sert bir zemine. Çünkü biz kalp masajı yapmak istiyoruz. Peki bir kişiye biz kalp masajı uygulayacaksak o kişinin kalbinin durmuş olması gerekiyor değil mi? Harikayız. Peki bunun belirtilerini sorabiliyorlardı. Bize hatırlayalım. Kişinin kalbi durduysa kalp atımını biz alabilir miyiz? Hayır değil mi? Alamayız. Çünkü kalbi durmuştu. Solunum olmazdı değil mi? Hareket edemezdi. Bilinci tamamen kapalıydı. Yani iyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Hayır, herhangi bir şekilde tepki vermiyor. Yani bilinci kapalıydı. Göz bebeklerinde büyüme ve uyarılara hiçbir şekilde cevap verememe de söz konusuydu. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında hangisine seyretmek zorundadır? Bankette, orta şeritte, en sağ şeritte, en sol şeritte. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı mı? En sağ şeridi seyretmek zorunda. Ne diyorduk biz? Kamyon, tır değil mi? Bunlar ağır vasıta olan araçlardı. Ağır abiler en sağdan gider şeklinde aklımızda tutuyorduk. Hatta yakın zamanda bu benim söylediğime dair bir sınav sorusu çıktı. Ve öğrencimiz dedi ki hocam o söylediğiniz hemen aklıma geldi. Ağır abiler en sağdan gider. Hemen gittim işaretledim dedi. Kendisi burada mı bilmiyorum ama sınavı kazanmıştı. Geldik 14'e. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir? Egzoz sıvabı, emme susturucusu, emme manifoldü, egzoz susturucusu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Ne diyoruz? Egzoz susturucusu diyoruz arkadaşlar. Hazır egzoz demişken kişi egzoz gazından zehirlenebilir mi? Evet değil mi? Zehirlenebiliyordu. Peki kişi egzoz gazından zehirlendiği zaman bizim onu kusturmamız doğru olur mu? Olmaz değil mi? Ne diyoruz? Hatta sınav sorusu olarak söyleyelim. Egzoz gazından zehirlenen kişi kusturulmuyor arkadaşlar ve kusması da sağlanmıyor. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hasta hemen açık havaya çıkartılıyor. Yine buraya da dikkat edelim. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir? Haftalık, günlük, aylık, 6 aylık. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı mı? Günlük olarak kontrol ediliyordu. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazede yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturur duruma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Delici göğüs yaralanmasından bir önceki soru videomuzda mıydı? Ondan öncekinde miydi? Tam hatırlayamadım ama onun hangi pozisyon olduğunu sizlere göstermiştik arkadaşlar. Bilinci açık ise yere oturur duruma getiriyoruz değil mi? Delici göğüs yaralanmasında, delici karın yaralanmasında ise kişi sırt üstü yatıyor. Bacakları karna doğru çekik oluyor. Yani bükülmüş oluyor. Bu arada tekrar soruya dönersek ayaklar yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması değil, öyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü delici göğüs yaralanmasından bahsediyoruz. Kişi zor nefes alıyordur ve biz bu yüzden yere oturur duruma getiriyoruz ki daha kolay bir şekilde nefes alsın. Ağızdan herhangi bir ılık içecek değil, ağızdan herhangi bir şekilde yiyecek içecek sıvı asla verilmiyor. Batan cisim de çıkartılmıyor. Kişinin yarasını görmesine de izin vermiyoruz. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? Gabari, geçiş hakkı, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü. Doğru cevabımız D şıkkı, geçiş üstünlüğü. Yani ambulans, itfaiye, polis aracı değil mi? Görev halinde iseler, görev sırasında iseler trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı değiller. Yani bir ambulans görev halinde ise kırmızı ışıkta durmak zorunda değildir. İşte bundan bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır? Sis lambaları, plaka lambaları, iç aydınlatma lambaları, acil uyarı yani dörtlü ikaz lambaları.
Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı ama aracımız arızalandı. Durma ve mecburi park etme durumunda biz dörtleri yıkıyoruz arkadaşlar. Ve seyir esnasına giderken, trafik böyle akarken birden karşımıza bir köpeğin yolumuza, önümüze çıktığını gördüğümüz zaman hemen biz ne yapıyoruz? Dörtleri yakıyoruz değil mi? Neden? Burada bir tehlike var. Arkadan da gelen araçlar var. İşte onları uyarmak adına hem freni basıyoruz hem de dörtleri yakıyoruz arkadaşlar. 19. Araç geçme ile ilgili aşağıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır? Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, sola dönüş lambası ile işaret vermek, takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek, sağ dönüş lambası ile işaret vermek. Şıklar: A şıkkı 1 2 3 4, B şıkkı 2 1 3 4, C şıkkı 2 3 1 4, D şıkkı 3 4 1 2. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? 2, 3, 1, 4 şeklinde biz araç geçmek istiyoruz. Yani sollama yapmak istiyoruz. O zaman biz sol sinyalimizi yakarız arkadaşlar. Daha sonra takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçeriz. Geçtik, harikayız. Geçiş yerine yeteri kadar ilerledikten sonra tekrar sağ sinyalimizi veririz ve bir önceki şeridimize geri döneriz arkadaşlar. 20. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü hangisini yapmak zorundadır? 1 numaralı araca bakıyoruz. Sol tarafa dönmek istiyor. Şıklardayız. 2 numaralı aracın geçmesini beklemek, hızlanarak yoluna devam etmek, sağ dönüş işareti vermek, dar bir kavise dönmek. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Neden? Orası bir kontrolsüz kavşak diyoruz. Herhangi bir leva yok, trafik görevlisi yok. Yani düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti değil mi? İşte bu yüzden 2 numaralı aracın geçmesini beklemek zorundadır. 1 numaralı araç sürücüsü kendisi dönüş yapmak istediği için. Otomobilin muayene zamanı öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? Sürücü belgesi, araç teşhir belgesi, araç imalat belgesi, TÜV TÜRK muayene raporu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. TÜV TÜRK muayene raporunu kontrol etmeli arkadaşlar. Bu şekilde kendisi öğrenebilir. Ve hazır muayene demişken üzerinde teknik değişiklik yapıldığında araçların teknik muayenelerin de yaptırılması zorunluydu. Bunu da unutmayalım. Ve birkaç bir şey daha söyleyelim mi? Otomobilinin muayene zamanı öğrenmek isteyen sürücü için ne demiştik biz? TÜV TÜRK muayene raporunu kontrol etmeli demiştik. Ve şunu ekleyelim. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunlu diye bir sınav sorusu gelirse yılda bir yaptırılması zorunludur diyoruz arkadaşlar. Ve motorlu taşıtın muayene süresi dolmasa bile, bakın motorlu taşıtın muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili trafik polisinin istemesiyle muayenesi görülen araçlar ve üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar özel muayeneye de tabi tutuluyorlardı. Bu söylediklerim de sınav sorusuydu. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur? A şıkkı, sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır. B şıkkı, sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır. C şıkkı, sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. D şıkkı, sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır. Doğru cevabımız A şıkkı doğru olacaktır. Sürücü başlık ve gözlük, yolcu ise sadece başlık kullanmalı olacaktır. Ve yine birkaç bir şey söyleyelim. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması da yasaktı arkadaşlar. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanan kişiler koruma başlığını yani kaskı şehir içinde ve dışında da kullanmak zorundaydı. Yani şehir içinde, şehir dışı hani fark etmiyor. Şehir içinde de olsa, şehir dışında da olsa, hızlı da gidecek olsa, yavaş da gidecek olsa o kaskı kullanmak zorundaydı. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur? Debriyajın kaçırması, fren balatalarının yeni olması, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması, fren lambalarının yanmaması.
Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir sızıntı var değil mi? Nerede? Fren hidrolik sisteminde sızıntı var arkadaşlar. İşte bundan dolayı frenlerin tutmamasına neden oluyordu. Biraz önce söylediğimiz gibi fren hidrolik yağ günlük olarak kontrol ediliyordu. Ve fren hidrolik yağ kalmaz ise ne oluyor? Yine mantık aynı. Frenler tutmuyordu değil mi? Bayılan kısa sedyeye aşağıdaki iki yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Duyu organları uyarılıyor arkadaşlar ve bayılan kişinin yüzü kızarmaz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bazı sınav sorularında var. Bayılan kişinin yüzünde bir sararma meydana gelir. Buna dikkat edelim. Kişi bayıldı, kusması var. Yan yatış pozisyonu. Kişi bayıldı ama kusma yok. İşte o zaman da şok pozisyonuydu. Hatırlamış olduk. 25'teyiz. Boşluk doldurmaca. Bu ifadede boş bırakılan yeri hangisi yazılmalıdır? İki yardımcı başını kazasedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazasedenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir diyor. Biz oraya ne yazıyoruz? Baktile heset yöntemi, hemlik manevrası, turnike uygulaması, şok pozisyonu. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakın tanım ne olursa olsun neyden bahsederse bahsettin. Bizim burada anlamamız gereken şey solunum yapıp yapmadığını kontrol etmek. Yani kişi nefes alıyor mu almıyor mu? Biz bunu anlamak için ne yapıyoruz? Bak, dinle, hisset yöntemini kullanıyoruz değil mi? Bir önceki soru videomuzda daha da detaylı anlatmıştık. Hemlik manevrası hemen aklımıza tam tıkanma gelecekti. Yani gemlik. Bakın gemlik zeytini vardır ya Allah korusun ama gemlik zeytini yerken diyelim ki boğazımızda kaldı. Tam tıkandık. Hiç konuşamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Acı çekerek ellerimiz boynumuza doğru götürüyoruz. Çünkü biz tam tıkandık. İşte o zaman evet, kurtarılabilmemiz için bir manevraya ihtiyacımız var. O manevranın adı hemlik manevrası. Yani gemlik zeytininden hemlik manevrasının uygulanması gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Tam tıkanma diyoruz biz ona. Turnike uygulaması neydi? Kanama durdurma yöntemiydi. Çok kanama var, durduramadık. Ne yapacağız? Turnikeyi uygulayacaktık. Şok pozisyonu, kişi sırt üstü yatıyordu. Bacaklar 30 santim kadar yukarıya kaldırılıyordu. 26. 70 km saatlik hızla arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Şu anki soruyu en basit şekilde sizlere verdim arkadaşlar. Birazdan nasıl soruyorlar onu da söyleyeceğim. 25, 35, 45, 55. Doğru cevabımız B şıkkı 35 olacaktır. Bize orada 70 verilmiş. Ne verilirse verilsin. 100 de verilse cevap 50. Yani yarısı kadar diyoruz. Ve bu tarz sorularda size görsel olarak da sorabilirler. Videolu olarak sorabilirler. Yine buna dikkat edin arkadaşlar. Olur mu? Ama her zaman mantık aynıdır. Verilen kilometre saat hız kaç ise yapmanız gereken sadece onu ikiye bölmek olacaktır. Hatta bir tane daha sınav sorusu var. Çok görseldi. Bir sürü de araç var orada. Bölünmüş yolda size veriyor. Oradaki araçları numaralandırıyor. Ama yine mantık aynı. Verilen kilometre saat hızı biz ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz ve cevabı buluyoruz. 27. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi, burun üzerine ve enseye buz konulması, yüzün soğuk su ile yıkanması. Doğru cevabımız B şıkkı yanlış olacaktır. Kişinin burnu kanıyor. Öncelikle hangi pozisyon verildiğini soruyorlar. Kişinin burnu mu kanıyor? Aa, burnun mu kanıyor? Hadi hemen otur otur. Ne yaptık? Oturuş pozisyonu verdik. Bunu sakın unutmayın. Burun kanamalarında oturuş pozisyonu veriliyor. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi değil, tam tersi olacak. Kişiyi oturttuk. Başını hafifçe öne doğru eğecek ve burun kanatlarını 5 dakika süreyle sıkacağız. Soğuk uygulama yapabiliriz. Enseye buz vesaire tabii ki uygulayabiliriz ama sümkürtülmüyor. Olur mu? Buna dikkat edin arkadaşlarım. Şıklarda veriler bazen. Sümkürtülür der. Hayır. Burun kanamalarında kişi burnu yıkayabilir ama sümkürtmez. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ek geçiş hakkını kullanmalıdır? Şöyle dikkatli bakalım.
Bir nolu araç, iki nolu araç, hızı az olan araç, hızı fazla olan araç. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. İki nolu araç ilk geçiş hakkını kullanmalıdır. Neden? Sağa dönecek olan her zaman daha öncelikliydi. İki nolu aracımız sağ tarafa dönmek istiyor. Bir nolu aracımız da sola doğru dönmek istiyor. İşte bu tarz karşılaşmalarda sağa dönecek olan her zaman daha öncelikli. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız değişik olacak. İki yönlü trafik, yani iki yönlü bir yol olduğunu bize bildiriyor arkadaşlar. Oradaki A şıkkı ise öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamında. B şıkkı yol var. C şıkkı karşıdan gelene yol var anlamında. D şıkkı iki yönlü yol anlamında. Yukarıda verilen araçların hangilerinde iki yardım çantası bulundurulması zorunludur? Şeyler arası yolcu taşıyan otobüsler, motorlu bisiklet ve motosikletler, traktör ve iş makineleri, otomobiller. Şıklardayız. A şıkkı 1-2, B şıkkı 1-4, C şıkkı 2-3, D şıkkı 3 ve 4. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 4 zorunluydu arkadaşlar. Şimdi biz ne dedik? İlk yardım çantası dedik, değil mi? İlk yardım çantasında neler bulunuyor hatırlayalım. Üçgen sargı bez bulunur, gazlı bez bulunur, makas, çengeli iğne, turnike, yara bandı, eldiven, el feneri, yanık örtüsü, esmer bandajı, bunlar ilk yardım çantasında bulunanlar. Bir de sakıncalı olan var. Milli Eğitim bunu da sormayı çok seviyor. Sakıncalı olanlar tantür diyor, değil mi? İlk yardım çantasında bulundurulmaz. Oksijenli su, merhem, pamuk, serum, kağıt mandil, ağrı kesici ilaç ve yarı yanık merhemi, bunlar ilk yardım çantasında bulundurulmuyor. Çünkü sakıncalı arkadaşlar. Ve hazır geri gelmişken söyleyelim. Açık yaralarda tantür diyot uygulanmıyor, oksijenli su uygulanmıyor, merhem uygulanmıyor, pamuk uygulanmıyor, kağıt mandil uygulanmıyor ve kişiye ağrı kesici ilaç verilmiyor. Buna dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir? El fren lambasının, park lambasının, sinyal lambasının, yağ lambasının. Doğru cevabımız D şıkkı olacak, değil mi? Marş bastık arkadaşlar. Gösterge panelimizdeki o yağ lambasının sönmesi gerekiyordu. Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? İtfaiye araçları, toplu taşıma araçları, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. Şıklar yalnız 1, 1-2, 1-3, 1-2-3. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır. İtfaiye araçları ve yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, bunlar geçiş üstüne sahipti. Bir de bu soruyu şu şekilde sorabiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur diyor. Genelde şıklara toplu taşıma araçlarını veriyor. Çünkü toplu taşıma araçlarının herhangi bir geçiş üstünlüğü yoktu. Şekil 2 trafik işareti hangisini bildirir? Sola tehlikeli devamlı virajı, döner kavşağa yaklaşıldığını, tünele yaklaşıldığını, sola mecburi yönü. Doğru cevabımız B şıkkı, değil mi? Zaten oklar dönüyor. Döner kavşağa yaklaşıldığını bize bildiriyor ki bu sorunun animasyon sorusunu çözmüştük. Bu yüzden geriye dönük soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilir? Kavrama, karoseri, manifold, süspansiyon. Doğru cevabımız B şıkkı karoseri olacaktı. Yine tanım sorularından bir tanesi. Kavrama denilince aklımıza ne gelecekti? Debriyaj gelecekti. Vites kutusu denilince de şanzıman gelecekti. Manifold derken eme manifoldu, egzoz manifoldu vardı arkadaşlar. Ve süspansiyon denilince de iki tane eleman olduğunu biz biliyorduk. Helezon yaylar ve amortisörlerdi. Yay salınım süresini kısaltan parçamız bizim amortisördü. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlere şiddetli olarak çarpmasıyla oluşan yaralara ne ad verilir? Kesik yaralar, ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar. Doğru cevabımız B şıkkı ezikli yaralar olacaktır. Bakın taş, yumruk, sopa gibi, değil mi? Adı üzerinde ezikli yaralardan bahsediyoruz. Şiddetli çarpmayla oluşan yaralardan bir tanesi de en çok görülen yaralanmalardan bir tanesi de. Şimdi oradaki görülen yaralanmaların hepsi sınav sorusu.
Kesik yaralardan başlayalım. Bakın kesik diyoruz değil mi? Adı üzerinde bıçak, çakı, cam ve benzeri kesici aletlerle oluşuyordu. Parçalı yaralar. Çekme etkisi. Çektim, parçalandı. Çektim, parçalandı. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Pratik bir yöntemdir. Parçalı yaralar çekme etkisiyle oluşuyordu ve tüm dokular zarar görüyordu. Delici yaralar adı üzerine yine delici yani sivri aletlerle oluşuyordu ve delici olduğu için oradaki dokular ve organlar zarar göreceğinden tetanoz tehlikesi de yüksekti delici yaralarda. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir? Alternatör, fan motoru, marş motoru, silecek motoru. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Marş motoru arkadaşlar. Bakın hem görsel olarak bize vermiş hem de tanım olarak veriyor. Motorun çalışması için iyilik hareketi sağlayan parça neydi? Marş motoruydu arkadaşlar. Bir de orada alternatör var. Neydi bu arada alternatör? Aracın aküsünü şarj eden parçaydı. Unutmuyoruz. Fan motoru vardı. Fan motoru arızalanırsa ne olurdu bizim aracımız? Hararet yapardı, değil mi? Harikayız. Silecek motoru derken hadi bir de silecek sorusu öğrenelim. Camı silecek yeteri kadar temiz silemiyor ise bunun sebebi ne olabilirdi? O sileceğin lastiklerinin eskimesinden kaynaklı olabilirdi. Geldik 37'ye. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? En soldaki şeridi sürekli işgal etmek, öndeki aracı arkadan çarpmak, aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızda gitmek, takip mesafesine uymamak. Doğru cevabımız B şık olacak değil mi? Asya kusur denince hata ve kusur arıyorduk. Bir bu şekilde sorabiliyorlardı. Asya kusuru sayılan haller hangileridir, hangileri değildir veya işte görsel olarak da sorabiliyorlardı. Daha önceki soru videolarımızda çözdük. Hatta bir önceki ve ondan önceki soru videolarımızda da çözmüştük. Öndeki araca arkadan çarpmak bir hatadır, bir kusurdur. Yani asli kusurdur. Şekildeki kavşakta bir numaralı araç sağa, iki numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Şöyle dikkatli bakalım. Her iki araç da dar kavise dönmelidir. Bir numaralı araç geniş, iki numaralı araç dar kavise dönmelidir. Bir numaralı araç dar, iki numaralı araç geniş kavise dönmelidir. Şıklar yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı yalnız 3 doğru olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir nolu aracımız ne tarafa dönmek istiyor? Sağ tarafa dönmek istiyor değil mi? O zaman dar dönecek. 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istediği için geniş kavisle dönecek. Akü sülfürik asit içerdiğinden kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? Tinar ile yıkamak, dos ile yıkamak, antifriz ile yıkamak, fren hidroliği ile yıkamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacak değil mi? Akünün içerisinde ne var? Sülfürik asit var. Onu tutarken, çıkartırken, takarken dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Teması halinde de bos ile yıkamamız gerekiyor. Ve akü demişken akünün görevini tekrar hatırlayalım. Marş motoruna iyilik hareket için elektrik vermekte arkadaşlar. Peki aracı çok uzun süre kullanmadan beklettik diyelim değil mi? Hangileri meydana gelir? Biz aracımızı çok uzun süre kullanmadan bekletirsek eğer 1. Akünün şarjı azalıyor. 2. Motor yağda özelliğini kaybediyordu. Peki motor çalışmazken akünün görevi neydi? Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmaktı. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir? Trafiği düzenlemek, kaza tespit tutanağı düzenlemek, sürücüleri denetlemek, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına müdahale etmek. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Artık kaza tespit tutanağını bizler de düzenleyebiliyoruz. 41. Araç lastiği değiştirilirken aracın kırık ile kaldırılması durumunda
hangisi yapılır? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Aracımızın lastiğini değiştirmeye çalışıyoruz, değil mi? İşte kriko ile kaldırılması durumunda diyor. Hangisi yapılır? El freni bırakılır, vites boşa alınır, debriyaja basılır, tekerleklere takoz konulur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Tekerleklere takoz koyuluyor. Neden? Biz aracımızı lastiğini değiştirmeye çalışıyoruz, değil mi? Ve araç lastiği değiştirilirken kontak kapatılır, el freni çekilir, direksiyonlar tam karşıya düz bir şekilde bakacak şekilde bu konumda bırakılır. Hani yani tekerlekler sağ tarafa veya sol tarafa dönük olmaz arkadaşlar ve aracın içerisinde de yolcu asla olmaz. Zorunlu haller dışında şehir arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir? 5, 10, 15, 20. Doğru cevabımız C şıkkı, asgari hız sınırı saatte 15 kilometre olacaktı. 43. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motosikletlerde. Doğru cevabımız değişik olacak, değil mi? Diğerlerine değil de koruma başlığından, koruma gözlüğünden bahsediyoruz. Motosikletlerde zorunluydu. Yayı yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile Şehirbaşı veya Hendek iç yüz kenarı arasında kalan ve olağan olarak yaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? Banket, şerit, platform, kavşak ortak alanı. Doğru cevabımız şıkkı banket olacaktır. Şu anki tanımda hepsine varmış ama bazı tanım sorularında banketten bahsediyorum. Yaların, hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüm hangisidir der. Banketi işaretleriz. Bazen de şu anki gördüğünüz gibi Şehirbaşı veya Hendek iç yüz kenarında ekleyerek bir tanım oluşturabiliyorlar. Şerit neydi? Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne biz şerit diyorduk. Yine tanımı sınav sorusuydu. Orada platform var. Yine bizim için önemli. Karayolunun taşıt yolu ile yay yolu veya banketten oluşan kısmına biz platform diyorduk. Kavşak ortak alanı var. Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında kavşaktaki o geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgilerle çevrelenmiş alana biz kavşak ortak alanı diyoruz. Hangisi yakıt sistemin elemanıdır? Vantilatör, kondansatör, karter, yakıt deposu. Doğru cevabımız D şıkkı, yakıt deposu, değil mi? Yakıt sisteminin bir elemanıydı. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepeüstü ve dönemeçlerde hangisini yapmalıdır? Biraz önceki yaptığım açıklamayı hatırlayın lütfen. Hızını azaltmalı, öndeki aracı geçmeli, en sol şeritten gitmeli, dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı. Doğru cevabımız A şıkkı, değil mi? Hızını azaltmalıydı. Yaya ve okul geçitlerine yaklaştık veya işte görüş yetersiz. Önümüzde tam olarak göremiyoruz. Tepe üstüne yaklaştık, dönemece yaklaştık. İşte o zaman hızımızı azaltacağız. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Deride kızarıklık olması, bilinç seviyesinin artması, vücut sıcaklığın artması, nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı, nabzın hızlı ve zayıf olması olacaktı. Şimdi şokun belirtilerini tekrar hatırlayalım. Bilinç seviyesi düşük, deri soğuk ve nemli, nabız süratli ve zayıf, kan basıncı düşük, solunum yüzeysel ve hızlıydı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır? Biraz önce söylemiştim. Endüksiyon bobini, marş motoru, distribütör, alternatör. Doğru cevabımız değişik olacak, değil mi? Alternatör, aküyü şarj eden parça, alternatör demiştik. 49. Motor yağ filtresi hangi yağın temizlenmesinde kullanılır? Motor yağının, vites kutusu yağının, diferansiyel yağının, direksiyon kutusu yağının. Doğru cevabımız A şıkkı, motor yağının temizlenmesinde kullanılıyor. Peki yağ filtresi neydi? Yağ pompasını pompalada yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizlerdi. Biz buna yağ filtresi derdik. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? Karter, manifold,
Silindir kapağı, motor bloğu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor bloğu olacaktır. Bir de sınav sorusu. Motor parçalarından hangisini işlevini kaybetmesi durumunda motorun içine su sızar diye bir tane sınav sorusu var. Cevabımız üst kapak çontası olacaktır arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim hadi. Silindir kapak çontasında bir kaçak varsa, bakın silindir kapak çontasında bir kaçak varsa radyatördeki su azalıyordu ve silindirler aşındıysa motor yağ yakıyordu. Söylediklerim önemlidir bu arada. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? Antifriz, termostat, kızdırma bujisi, hava filtresi. Yani artık 51. sorunun cevabını da sizlerden bekleyelim değil mi? Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İlk yoruma soru linkleri bırakıyorum. Ve yeni yayınladığım soru videosundan başlayıp da geriye doğru soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Yani ki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.